Herkese merhaba. Değişik değişik böyle kahvaltı hazırlamayı çok seviyorum. Sabahleyin dolapta bulduğum garip grup malzemelerle. Bu aralar elimde çok fazla patlıcan, domates ve biber var. Tabii ki yağlık olduğu için. Onunla bir değişik bir yumurta yapmak istedim. Bunun için de patlıcanla böyle şak şukurlu bir yumurta tarifim var. Bu arada yani tahtanız eğer kayıyorsa bunun çok kolay bir yöntemi var. Islak... Ya ıslattığınız herhangi bir bezi bunun altına koyarsanız kaymaz. Ben hemen bunu hallediyorum. Altına koyacağım. Böyle rahat rahat kesebilirim. Patlıcanınızı direkt doğruyorum. Kendinizi yormadan. Zaten hayatımın sonuna gelmiş artık. Tuzlayacağım ve acı suyunu atmaya bırakacağım. Girişi güzel küp küp doğruyorum. Şuradan. Bunu niye tuzluyoruz? Suyunu aksın, çıtır çıtır olsun diye, yoksa gerçekten güzel olmuyor. Şimdi bu patlıcanları küp küp doğradım, biraz da tuz ekledim. Onu böyle birazcık mıncırayacağım. Şöyle ve bunu kenara bırakacağım, bu suyunu atacak. Hatta birazcık ıslatabiliriz. Şu an patlıcanlar kenar duracak. Patlıcanın suyunu atarken ben hemen biberlerimi ve soğanımı ve sarımsağımı doğrayıp döküm tavama atıyorum. Orada hemen onları kavuracağım. Böylece zaman kaybetmeyeceğim. Kolay pratik zaten. Hemen başlıyorum. Tavamı tezgahıma alıyorum. İçine hemen. Ya bunu da nasıl doğradığınız gerçekten önemli değil. Bence kahvaltılar zaten böyle kolay olmalı. Sizi yormasın. Tadı güzel olsun. Dolapta ne farklı? Ne varsa kafası biliyorsunuz bu. Bunu sıcak tavaya atmanıza gerek yok. Soğuk tavadan başlayabiliriz. Güzel bir zeytinyağı koyacağım. Ben yağdan kaçmıyorum biliyorsunuz. Zaten bunun biraz kızarma efekti olacak için yağını biraz fazla tutarsanız daha iyi olur. Biberlerimi içine atıyorum. Kırmızı soğan severim. Siz nasıl seviyorsanız fark etmiyor. Biberlerimi kullanabilirsiniz. Ben sarımsak bayağı seviyorum. O yüzden sarımsak ekleyeceğim. Kahvaltıda sarımsak yenemez diye bir şey yok. Ayrıca tat olarak da biliyorsunuz büyük bir artış sağlıyor. Bizim olayımız az efor, bol tat. O yüzden de baharat kullanımı çok önemli benim yemeklerimden. Bunları hemen eziyorum. Evet, daha çok kolay aslında. Ezdikten sonra birazcık itelediğiniz zaman hemen içinden çıkacak. Biberlerimi, soğanı ve sarımsağı tavaya aldım. Şimdi bunları güzelce kavuracağım. Tuz da koyuyorum ki daha çabuk suyunu atsın ve kavurma işlemi daha hızlı gerçekleşsin diye. Hazır. Bir kere bir karıştıracağım. Yağdan sınayacağım. Sonra da kendi haline bırakıyorum. Bu arada da patlıcanları bekleyeceğim. Burada soğanlarım ve biberim ve sarımsağım pişiyor. O arada ben bunun içine domates ekleyeceğim. Bayağı güzel, böyle geniş güzel gene. Her zaman gibi. Az efor. Çok daha az. Şöyle. Bu arada bıçağı. Önemli olan bıçak konusunda gerçekten sadece bıçağınızın keskin olması. Onun dışında çok bir şey yok. Birazcık domates sosu ekleyeceğim. Şöyle bir sene. Domatesleri de ekliyorum. Sere sere. Birazcık da su ekledim bu arada, daha böyle bir sos kıvamı versin diye. Kaynar su ekledim, altı harlı. Bu bir sos haline gelene kadar bunu pişireceğim. O arada da yani bu suyunu çekecek patlıcanlarımı kızartacağım. Hepsini içinde yere getireceğim. Bu arada patlıcanları başka bir tavada kızartacağım. Ki onu yok istediğim kızarma efekti olsun diye, yani çıtır çıtır olsun. Yoksa suyun içine atarsam çünkü gerçekten güzel olmayacak. Suyunu attı. Ben şimdi sıkacağım patlıcanları. Suyu sıkıp bir bezin içine alacağım. Şöyle bunu kağıt havlu da kullanabilirsiniz. Sıkıyorum. Ters çıkıyor yani. Güzel yöntemmiş. Değil mi? Güzel yöntem. Şimdi, bunu mücverde kullanıyorsunuz bu arada. Şimdi hemen tavaya atacağım bunu. İçinde hala biraz su olduğu için, üstünüze sıçramaması için böyle yani kaçma yöntemi kullanacağız. Çok su kaçmama gerek kalmadı. Böyle bir deniliyorum.
kendi halinde bırakacağım. Çok dokunmayacağım. Bulbunu ekleyeceğim. Ama birazcık daha çekmesi gerekiyor. Biraz sabır. Çok suyu kenetlerseniz çünkü haşlanıyor yumurta ve onu istemiyoruz. Yani sosun biraz kalınlaşması lazım. Etrafında böyle su parçacıkları olursa gerçekten güzel olmayacak. Ve haşlanacak yumurta, onu istemiyoruz. Çıtır olsun. Tamam. Bunu ekliyorum. Çeviriyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Şimdi ben birazcık da baharat ekleyeceğim buna. İsot, pul biber, bol karabiber ve tuz ekliyorum. Karabiber konusunda çok ısrarcıyım biliyorsunuz. Kuru karabiber kullanmanızı kabul etmiyorum. Taze bir değirmen edinin. Gerçekten vereceğiniz paraya ve efora değecek. Yani taze karabiberin verdiği tat, yani muadili yok gerçekten. Öyle o tozlu, garip Türk karabiberi bu şekilde kabul edilir değil. Bu da tamam. Sonunda istediğim kıvama geldi. Su görmüyorum hiç etrafta, hepsi homojen. Şimdi yumurtalarımı kırabilirim. Yumurtayı kırmak için küçük yuvalar açacağım. Onların içine kıracağım. Altını da biraz kısacağım. Su olmamasına dikkat ediyorum ki bir temas etsin tavamızla yumurta. Bu şakşuka temasını, yani meze gibi bir şey yapmak istedim aslında. Öyle bir küçük bir oyun oynuyordum. Esprili yemekleri gerçekten daha çok severim ben. O yüzden hem de çılbır da zaten çok sevdiğimiz bir yemek. Yoğurtla bence yumurta çok yakışıyor. Yanına peynir yerine küçük küçük böyle süzme yoğurtlar koyacağım. Yoğurt eklemenin bir güzel yanında bu zaten böyle acılı ve ağır bir yemek olduğu için bu asit ve yağ dengesini ayakta tutacak. Yani o böyle küçük, şöyle düşünün, ağzınızda böyle çıtır çıtır bir patlıcan, salça ve yumurta, arada da böyle soğuk yoğurt patlamaları yaşayacaksınız, öyle diyebilirim. Ben bunu şimdi pişmeye bırakıyorum. Orada da birazcık maydanoz doğrayacağım. O da gene asit vermesi açısından. Bunu da en sonunda direkt üstüne koyacağım. Ya ben pişerken koymuyorum çünkü pişmiş domates, maydanoz tadını sevmiyorum. Bunun üzerine böyle, ya nasıl diyeyim, böyle bir asit patlaması olsun diye diyorum. Değişik tatlar, değişik tekstürler seviyorum yani bir yemekte. Yoğurdu pişerken de koyuyorum. Yoğurdu en sona doğru. Yani pişerken, çünkü yoğurt zaten soğuk olduğu için dolaptan çıkardım. O orada böyle parçacık haline kalacak. Yumurtanın daha kolay pişmesi için arada böyle küçük yuvacıklar gene açıyorum. Ki yumurtanın beyazı tavayla temas edebilsin, yukarıda kalmasın diye. Yoksa dediğim gibi haşlanacak. Bu güzel bir his değil. Şakşuka yumurtam pişti. Şimdi tekrar söylüyorum, döküm tavayı. Ellemiyoruz. Tezgah. Alıyorum tezgahımı. Bu direkt tavadan yiyeceğiniz bir yemek olacak, sunum açısından. Döküm tavanın bir güzelliği çizilmiyor olması. Üzerine maydanozunu da koyuyorum. Güzel bir kızarmış ekmekler, müthiş olacak. İçine bandıra bandıra yiyin. Tam paylaşımlık çok güzel bir tarif. Hem kolaydı gördüğünüz gibi, efor da az, hatta fazla. Afiyet olsun.